Korona sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de dünyada çok ciddi bir kutuplaşmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Amerika-Rusya, Amerika-Çin, Amerika-İran, Amerika-Türkiye ilişkileri geriliyor. Rusya Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği, İran Avrupa Birliği, Çin Avrupa Birliği ilişkileri kopma noktasına gelmiş durumda. Dolayısıyla doğuyla batı karşı karşıya geliyor arkadaşlar. İnsanlıkta ne yazık ki çok ciddi bedelleri ödemek zorunda kalabilir. Geçtiğimiz dönem dönemlerde de bunun örnekleri var. 1918-20 aralığında yaşanan İspanyol gribi, hemen ardından yaşanan büyük ekonomik bunalım ve 1938 ile 45 aralığında yaşanan dünyayı kökten sarsan ve değiştiren 2. Dünya Savaşı. Türkiye ve dünya acaba 3. Dünya Savaşı'na doğru emin adımlarda ilerliyor mu? Ve bunun etkileri piyasalar üzerinde ne olacak? insanlık üzerinde ne olacak? Hayatımızda neler değişecek? Bunların hepsini çok iyi okumak gerekiyor arkadaşlar. Öbür taraftan yine dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen bir başka tehdit ve tehlike var. O da gıda fiyatlarının hızla yükselmesi, tarıma olan ihtiyacın her geçen gün artması ve neredeyse dünyanın bir kıtlık ekonomisine doğru ilerliyor olması. Türkiye'nin bu sürece hiçbir şekilde hazırlanmaması, üreticisini tamamen arka plana itmesi ve göbekten ithalata bağlı olması. Bakın önümüzdeki dönem çok kritik. Bir savaş sürecine doğru gidiyor olabilir dünya, bir kıtlık sürecine doğru gidiyor olabilir dünya. 2 Bu döneme hazır olan ülkeler bu süreçleri daha hafif atlatacak. Bu döneme hazır olmayan ülkeler ne yazık ki ağır bedeller ödeyecekler. Ülkeler deyince soyut bir kavram olarak görünüyor olabilir sizlere. Bizlerden bahsediyorum, vatandaşlardan bahsediyorum. Hem çok büyük pahalılıkla karşı karşıya kalacak, hem de büyük yokluk ekonomisi içerisine girecek gibi. Görünüyor. Bu konularla ilgili çok önemli haber başlıkları var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda da tabii ki ekonomiye yansımalarını da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kutuplaşmayla ilgili çok önemli örnekler bugünkü haberlerde de geldi. Önce Amerika İran Kutuplaşması ile başlayalım. Aslında hikaye 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın 2018 yılında Trump yönetimi döneminde bozulmasıyla başlıyor ve İran'a çok sert yaptırımların uygulanmasıyla başlıyor arkadaşlar. Bunun sonrasında Amerika İran'a çok ciddi ambargo uyguluyor. İran'a çevre ülkelerinde ambargo uygulaması yaptırımlara uyması konusunda zorlamalar geliyor. İran bölgesinde yalnızlaşıyor. 2018'de çok ciddi bir resesyona giriyor İran. İran tümeni yani para birimi çok ciddi manada değer kaybediyor. Ekonomik dengeler bozuluyor. Kıtlık ekonomisi yaşamaya başlıyor. Ağır bedeller ödüyor. Trump gidip Biden yönetime geldiği zaman İran'ın ilk açıklaması 2018-2020'de biz çok ağır ekonomik bedeller ödedik. Eğer nükleer anlaşma yapılmak isteniyorsa bizimle Amerika'nın bu zararlı tazmin etmesi gerekiyor şeklinde olmuştu. 75 milyar dolarlık bize bir ödeme yapmasını istiyoruz Amerika'nın demişti İran yönetimi. Ve bunu söylerken de nükleer çalışmalarını daha da hızlandırmıştı. Alenen yani gizli saklı değil aleni bir şekilde nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı. Bunun sonrasında hem Amerika'dan hem Avrupa'dan hem Uluslararası Atom Ajansı'ndan da sert açıklamalar gelmişti. Biden koltuğa oturduğunda İran'ın şartını kabul etti mi? Yani 75 milyar doları çıkartıp İran'a ödedi mi? Hayır ödemek bir yana şunu söyledi. İran bir an önce geri adım atmazsa 2015'te yapılan anlaşma koşullarına geri dönmezse yaptırımları çok daha ağırlaştıracağız. Ambargo koşullarını çok daha sıkı bir hale getireceğiz dedi. Amerika'nın bu söylemlerine İsrail de katıldı, Suudi Arabistan da katıldı, İran'ın çevresindeki pek çok ülkede katıldı, Türkiye'de katılmak zorunda kaldı. Çünkü katılmazsa bir halk bankası davasıyla daha karşı karşıya kalacağını biliyordu. İran'daki ekonomik sıkıntılar büyümeye devam etti. Bunun karşılığında İran bugün yaptığı açıklamayla şunu söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın denetimlerini sınırlıyoruz bugün itibarıyla ve artık denetim yapmalarına izin ver vermeyeceğiz dedi. Aslında Amerika İran Avrupa İran ilişkilerinin tamamen kopma noktasına geldiğini gösteriyor bu açıklama. İran Batı'dan tamamen kopmuş durumda, Rusya'ya, Çin'e daha da yaklaşmış durumda. Zaten Rusya-İran-Çin ilişkilerinin sıcak gördüğünü biliyoruz. Peki bir başka önemli gelişmeden biraz da bahsedelim. Rusya'nın Avrupa Birliği ile son dönemde Navalny üzerinden yaşadığı stres. Navalny biliyorsunuz Rus muhalif ve Rusya'ya döner dönmez tutuklanıyor. Bunun üzerine Avrupa'dan çok sert açıklamalar geliyor. Yaptırım uygulamaya başlıyor. Navalini bir an önce serbest bırakın diyorlar. Rusya'dan da hem Peskov hem Lavrov yani hem Kremlin sözcüsü hem de Dışişleri Bakanı'ndan yine Avrupa'ya sert açıklamalar geliyor. Siz bize yaptırım uygularsanız biz de aynısını size uygularız diyor. Gerekiyorsa da ilişkilerimizi kopartırız kardeşim. Bizim iç işlerimize müdahale edemezsiniz diyor. Bu da Rusya-Avrupa ilişkilerinin koptuğu anlamına gelir. Rusya-Avrupa ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi sürecinde Amerika'da devreye girdi ve şu açıklandı yaptı bugün. Kuzey Akım 2 projesini bir an önce durdurun dedi Avrupa Birliği'ne. Zaten uzun zamandır bu konuyla ilgili Avrupa Birliği'ne baskı yapıyordu ama Kuzey Akım 2 projesi devam ediyordu. Özellikle Trump'ın yaklaşımlarından dolayı biliyorsunuz Trump döneminde Amerika Avrupa ilişkileri bozulmuştu. Biden'ın gelir gelmez söylediği ilk şey Avrupalı müttefiklerimizle ilişkilerimizi güçlendireceğiz oldu. Birleşmiş Milletler Amerika ilişkilerini tekrar toparlayacağız oldu. NATO ile Amerika sorunlarını bir an önce çözeceğiz oldu demek ki Batı paktı tekrar bir araya geliyor. Nedir Batı paktı? Bir tarafta İngiltere, bir tarafta Amerika, bir tarafta da Avrupa ülkeleri, Rusya, Amerika, Rusya Avrupa Birliği gerilimi de yine önümüzdeki döneme damgasını vuracak gibi görünüyor. Dönelim Çin'e. Çin e. de biliyorsunuz çok hızlı büyüyen bir ekonomik model yarattı ve bütün dünyada gücünü ispat etmiş durumda. Amerika için de bir tehdit unsuru oluşturmaya başladı. Trump döneminde ticaret savaşları başlamıştı. Daha pandemi yok ticaret savaşları nedeniyle ekonomik arena zaten gerilmişti. Finans sektörü gerilmişti. Sonrasında pandemi döneminde biraz soğudu ama Biden'ın yönetime gelmesiyle birlikte yaptığı ilk açıklama dikkat çekiciydi. Aynı zamanda Biden Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklaması da dikkat çekiciydi. Çin'e uygulanan ticari müeydelerin çok daha sertleştirilerek devam edeceğini söyledi. Hatta Blinken bir adım daha ileriye gitti. Trump'ın uyguladığı yaptırımların haklı olduğunu söyledi. Ve bunların üzerine koyarak devam edeceklerini söyledi. Çin Amerika ilişkilerinde kopma noktasına geldiğini anlayabiliriz. Peki Çin Amerika ilişkileri koparsa Amerika ile çok iyi ilişkiler kuracak olan Avrupa acaba Çin'e bir mesafe koyacak mı koymayacak mı elbette koyacak arkadaşlar. Dolayısıyla Çin'de Rusya ve İran paktına geçti gibi görünüyor. Avrupa Amerika bir tarafta Çin Rusya İran bir tarafta. Peki Türkiye ne tarafta sorusunun cevabı. Eğer ki arkadaşlar S400'den geri adım atmazsa Türkiye, Amerika yaptırımları çok daha sert bir şekilde Türkiye'ye uygulanacak. Rusya ile ilişkileri soğutmazsa yaptırımlar daha da sertleştirilecek. Hem S400, hem Rusya ile ilişkiler, hem de Doğu Akdeniz konusunda ısrar etmeye devam ederse Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri de kopma noktasına gelecek. Bu da Türkiye'nin İran, Çin, Rusya paktına yanaşması anlamına gelir. Size aylardır söylediğim şey, doğuyla Batı'nın tekrar kutuplaştığı bir döneme doğru gidiyoruz ve umarım bu kutuplaşma 1918-20 İspanyol gribi, 1928-38 ekonomik bunalım ve 1938-45 aralığında yaşanan 2. Dünya Savaşı'na uzanan süreç gibi bir süreci işaret etmiyordur. Dünya umarım bir 3. Dünya Savaşı'na hazırlanmıyordur. Tablonun bize gösterdiği kadarıyla dünya çok sert bir kutuplaşmaya gidiyor. Ülkeler arasında gerilim ve stres ortamı artıyor. Bir 3. Dünya Savaşı hazırlığı yapılıyor olabilir. Hem de hızla versiyonla. Eğer ki dünya böyle bir duruma doğru ilerliyorsa en stratejik alan hangisi olacak? Tabii ki tarım olacak arkadaşlar. Elbette teknoloji önemli. Elbette sanayi önemli. Elbette savunma sanayisi önemli. Elbette uzay teknolojileri önemli. Hiç itirazım yok. Aksine desteklenmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü uzay teknolojisi konusunda çalışmak, arge geliştirmek pek çok alanda önemli işler yapmak demek. Ama hazır alarak değil. Yani Elon Musk'la görüşüp Hadi kardeşim bizim için de Ay'a bir füze fırlat demekle olmuyor o işler. Eğer ki kendi yerli roketinizi yapıyorsanız bunu kendi ülkenizden uzaya gönderiyorsanız o zaman sorun yok. Ama yine sipariş usulü ise her zaman olduğu gibi o zaman bunun bir kıymet harbiyesi yok. Neyse arkadaşlar dönelim en stratejik alana. Nedir en stratejik alan? Tabii ki tarım. Dünyada hangi ekonomiste sorarsanız sorun. Dünyada hangi akademisyene sorarsanız sorun. Hangi bilim adamına sorarsanız sorun. Hangi vizyonu olan lider sorarsanız sorun geleceğin en kritik ve en stratejik alanı tarım olacak gıda olacak arkadaşlar Çünkü dünya ciddi bir kıtlık ekonomisine doğru hızlı adımlarla ilerliyor bir savaş ekonomisine doğru gidiyoruz aynı zamanda ülkeler kapanıyor sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor bunu başaran ülkeler yani kendi ihtiyaçlarını karşılayan Hatta ihtiyaçlarından fazlasını üreten ülkeler bu dönemi çok daha az stresli geçirecekler bizim gibi ülkeler yani yani tarım ikinci plana atmış, üreticiyi görmezden gelen, çiftçiyi hiç umursamayan, traktörüne, tarlasına, arsasına el koyan, hiçbir şekilde sübvanse etmeyen ülkelerin vatandaşları bu işin bedelini ne yazık ki ağır ödeyecek ve nitekim de bugünlerde de ağır ödüyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi sizlere son 18 yıldaki tarım tablomuzdan bahsedeceğim biraz. Son 18 yıl içerisinde arkadaşlar Türkiye 114 milyar dolarlık tarım, ürünü ithal etmiş. Bizim üretebileceğimiz kırmızı mercimekten, çaydan bahsediyorum. Tütünden, pamuktan bahsediyorum. Yıllarca ürettiğimiz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız hatta ihtiyaç fazlasını sattığımız ürünlerden bahsediyorum arkadaşlar. Bunların hepsini ithal eder hale gelmiş durumdayız. Gıda ürünlerimizin de neredeyse tamamını yurt dışından ithal eder pozisyondayız. Ne kadar mı? Son 18 yıl içerisinde 114 milyar dolarlık tarım ithalatı gerçekleşmiş. Sadece 2018 yılında 9 milyar dolarlık tarım ithalatı yapılmış. 2020 yılında 9,5 milyar dolarlık tarım ithalatı yapılmış. Peki ne alınmış? Ne alınmış biraz da ona bakalım. Hani diyorum ya size hepsi Türkiye'de üretilebilir ürünler yurt dışından getirilmiş diyorum ya. İşte o başlıklar ve çok ciddi paralar ödemişiz bunlara. Son dönemde popüler olan pek çok isimden daha çok tanınan ayçiçek var mesela ilk sıralarda. Ayçiçek 3 milyon ton ithal edilmiş karşılığında 1 milyar 488 milyon dolar ödenmiş. Badem 30 bin ton ithal edilmiş ve karşılığında 121 milyon dolar ödenmiş. Bakla Anadolu'da hangi evin bahçesine gitseniz fasulye bakla yetişir ama biz ithal etmeyi tercih etmişiz. 5000 ton bakla ithal etmişiz ve 2 milyon 656 bin dolar ödemişiz. Çay arkadaşlar çay. Hani Türkiye'nin çok övündüğü alanlardan birisi. Fındık ve çay dedim mi Türkiye akla gelir denir ya. Hayır öyle değilmiş meğer. 2020 yılında tam 22.500 ton çay ithal etmişiz ve 45 milyon 636 bin dolar para ödemişiz. Şimdi söyleyeceklerime dikkat edin arkadaşlar çünkü korkunç. Kırmızı mercimek ithal etmişiz. Hububat deposu olan Türkiye, baklagil deposu olan Türkiye kırmızı mercimeğini yeşil mercimeğinde yurt dışından getirmiş arkadaşlar. Kırmızı mercimeğe 241 milyon 556 bin dolar ödemişiz. Yeşil mercimeğe 15 milyon 398 bin dolar ödemişiz. Kuru sarımsağa 19 milyon 542 bin dolar ödemişiz. Taze sarımsağa 1 milyon 282 bin dolar ödemişiz. Çukurova'mız varken, Adana'mız varken, Urfa'mız varken varken, Harran'ımız varken pamuğa 1 milyar 664 milyon dolar ödemişiz. Soya, Türkiye'de yetiştirilmesi çok kolay olan ürünlerden birisi 1 milyar 158 milyon dolar ödemişiz. Susama 271 milyon dolar ödemişiz. Tütüne arkadaşlar, hani tekeli yok sayıyoruz, şekeri yok sayıyoruz ya, tütün de üretmeyi bırakmışız. Tütüne de 419 milyon dolar para ödemişiz. Son 18 yılda yurt dışındaki çiftçinin cebine koymuşuz. Oradaki insanları zengin etmişiz. Kendi çiftçimizi icralık yapmışız. Tarlasını hazzetmişiz. Arsasını hazzetmişiz. Traktörünü ineğini İneğini hazzetmişiz. Evinden barkından etmişiz. Gençlerin tarım alanında çalışmaması için elimizden gelen her şeyi yapmışız. Tarlada çalışan gençler şehirlerde ucuz iş gücü haline gelmiş. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde Türkiye'nin kalkınması, büyümesi mümkün mü? Türkiye'nin işsizliğinin azalması mümkün mü? Türkiye'deki sanayinin ilerlemesi mümkün mü? Türkiye'de gençlerin iş bulabilmesi mümkün mü arkadaşlar? Türkiye'de enflasyonun düşmesi mümkün mü? Bırakın dolar 6 lira 7 lira olmuş. Dolar 1 lira bile olsa fark etmez arkadaşlar. Çünkü yurt dışındaki fırsatçı üretici sizi görür. Nasıl olsa bu ülke üretmiyor kardeşim. İstediğim fiyatı istediğim gibi çekerim der. Siz ihtiyacınız olduğu için yüksek fiyatlarla almak zorunda kalırsınız. Çok basit bir örnek vereyim vereceğim size. Tarımın en önemli girdi maliyeti gübre. Türkiye'de üretilen bir şeydi. Türkiye ürettiği gübreyi tüm çiftçilerine yetiştirirken aynı zamanda yurt dışına ihraç edebiliyordu. Öyle bir kabiliyeti vardı. Ama biz onları yok saydık. Özelleştirdik, kapattık. Şimdi gübre ithal eder pozisyondayız. Yıllık gübre ithalatımız ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 20 milyar dolar. İşin kötü tarafı ithal ettiğimiz için gübre fiyatı geçen sene bir sene içerisinde %90 oranında artmış arkadaşlar. Yani çiftçinin girdi maliyetleri daha da artmış. Çiftçi daha da kazanamaz hale gelmiş. Kazanamadığı için üretmemiş. Üretmediği için de gıda fiyatları yükselmiş ve hayat pahalı oluşmuş. Yani hepimiz bedelini ödemişiz. Yani hepimiz marketten pazardan meyveyi sebzeyi pahalıya almak zorunda kalmışız. Evet bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.